İyilik ve kötülük. İnsanoğluyla birlikte doğmuş, büyümüş ve kendilerine birer vücut bulmuştu. Zamanla kötülük zincirle, iyilikse kılıçla bütünleşmişti. O günden sonra tarih kılıcın ve zincirin mücadelesine göre şekillendi. Binlerce yıl sonra iyiliğin kılıcı Fatih Sultan Mehmet'in, kötülüğün zinciri acımasız bir hükümdarın eline geçti. Fatih kılıcı bir Akıncı Bey'ine verdi, İstanbul'u, ülkeyi ve dünyayı korumak için onu görevlendirdi. Akıncılar bu görevi yüzlerce yıl devam ettirdiler. Ancak 17. yüzyılda kılıç kayboldu. Zincirin saltanatı uzun bir aradan sonra dünyada hüküm sürmeye başladı. Şimdi 21. yüzyılda kötülüğün zincirinin kırılması için son bir umut kaldı. Son Akıncı Bey'i Fatih. Peki, bunu böyle yaparsam... ama ya... yine kapandı bu. Of, bu kaçıncı? Hala vazgeçmedi mi bu? Geçmiyor. 42. kez deniyor. Yine olmayacak. Ha, oldu işte. Oldu mu? Oldu mu? Ne oldu? Galiba yanıldın Cezeri. Hesaplamalarıma göre şu an dünyada bilinen tüm uzay üslerinin dışındaki bir yerden uzaya roket fırlatılıyor. Ama kesin bunda da yanılıyorumdur yani. Yok yok. Ama o kadar da değil. Ne kadar? Ne kadar? Ne roketi? Aa, Orhan abi çay koymuşsun bakıyorum. Yalnız onu şekerli içme bak. Bırakamıyorum Fatih. Çok denedim. Şekerli çay metabolizma hastalıklarına yol açabilir. Ayrıca diyabet riskiyle beraber kalp damar hastalıklarının gelişmesine neden olur. Kamu spotu yaptım. Bitti. Sanki en son uzaya fırlatılan roketlerden bahsediyorduk. Bak bak nasıl da konuyu değiştiriyor. Roketin sinyal tespitini engelleyen bir donanımı ve yazılımı var. E sen nasıl tespit ettin peki? Atmosfere düşük frekansta iki sinyal gönderdim. Sinyaller arasındaki sapma sayesinde roketi tespit ettim. Ardından uyduların sistemine sızarak roketin görüntülerine eriştim. Çok kolay oldu. Yapay ama üstün zeka. Çok iyiyim, çok iyiyim. Yalnız Cezeri, bu kadar ayrıntıya hiç gerek yok. Biraz mütevazı mı olsan acaba? Fatih sordu, ben de cevap verdim. Yanlış olan ne? Çayını iç. Siz sohbete devam edin. Ben de katılmak isterdim ama şu roket meselesiyle ilgilensem iyi olacak. Hava ne kadar da güzel. Değil mi Nergis? Hı hı. Ne yapsak? Yürüyüşe falan mı çıksak? Hadi çıkalım. Nergis. Hı hı. Haberciliği bırakacaksın diyorlar. Hı hı. Siz de anca dalga ne geçin. Ne ya? Ay ne oluyor Nergis? Evet. Bütün gün böyle daldın gittin. Yok canım bir şeyim yok. İyiyim. Ne oluyor ya? Ya? Biz kamerayı stüdyoda unutmuşuz. Burada ya. Anlat bakalım. Neyin var?
uzaya. Çıktık. Dünyanın dışında bir yaşam olup olmadığını araştıralım mı? Onunla ilgilenen yeterince insan var bence. Biz dünyadaki yaşama odaklanalım. Boş ver, şu roketle ilgilenelim. Acaba bu roket neyin nesi? Roketin içinde yoğun miktarda enerji dalgalanmaları var. Bir kere de ağzından güzel bir haber çıksın ya. Benim ağzım yok ki. Ne lafın ağzı? Gelişi bu diyorum. Bu bilgileri sistemime entegre olan tamam, bütün... Tamam Cezeri, tamam anladım. Sözümü kesiyorsun, beni üzüyorsun. Tamam, üzülme. Kime diyorum? Ne oldu? Ne oluyor? Yok, bu böyle olmayacak. Bir planın var mı? Var mı? Demek oyun istiyorsun ha? Tamam. O zaman oynarız. Ne oyunu? Ay, anlaşıldı. Sen pes etmeyeceksin. Evet, dinliyorum. Bir arkadaşımın çok çok sevdiği biri kötü bir insanmış. En başından beri. Arkadaşım da hayal kırıklığına uğradı tabii ve şimdiye kadar olanları fark edip bunu engelleyemediği için kendini suçlu hissediyor. İnsanlar sevdiklerinin kötü yanlarını görmezden gelebiliyor, değil mi? Bu o kadar normal bir şey ki. İyi ya da kötü olmak insanın içinde olan bir şey. Dışarıdan kimse bunu değiştiremez ki. Maksimum hıza ulaşmak üzereyiz. Geri sayımı bitirince motorun gücünü kesip savunma sistemini aktive et. 3, 2, 1. Şimdi Cezeri. Birinci bölüm bitti. 300 puan kazandın. Şimdi yeni bölüm benimle oynar mısın? Başlat bakalım. Bak şimdi ne yapacağım? İşlemcilerini yakacağım. Böyle yapılır. Sanırım biraz erken sevindik. Bu ne böyle? Dünyanın yörüngesinde yer alan dronlar tespit ettiğimden daha fazla olabilirler. Hepsiyle mücadele edemeyiz. Edemeyiz. Akıncı. Rokete ait ilk verileri analiz edeceğiz Eri. Roketin yörüngesine dikkate alarak fırlatma rampasını bulmaya çalış. Belki oradan dronların sistemine sızabilirim. Dünyanın en büyük çölüne gidiyorsun Akıncı. Neresi? Yaşasın. Sahra çölüne gidiyoruz. Bildin. Bekleme yapma, devam et.